Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evime de hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Ben burada bir ayı geçti lanet turşusu yapmıştım ve kanalımda paylaştım. Bütün lahana. Lahana bir haftada oldu, yerli lahana. Onu hemen balkona çıkardım, soğuk yere. Suyuna bir bakar mısınız? Dupduru. Üstünü parlanmadı, hiçbir şey olmadı. Tabii suyunu devir daim yaptım. Video seyrederseniz tam anlarsınız. Yani bir ay önce yaptığım, çektiğim video. Şimdi ben bundan ne yapacağım? Bundan yemek yapacağım, sarma yapacağım. Yani soğuk memleketlerin turşusu bu. Şifalı bu turşu. Tavsiye ediyorum. Bizim memlekette böyle fıçı fıçı büyük bidonlara yapılıyordu. Çok. Bizde de alışkanlık. Bu sene kaçıncıyı yapıyorum. Şöyle ilk önce ben bunu suyuna aktarayım. Göstermek istiyorum. Dupduru suyu. Böyle eskiden bunu taslara koyup koyup içiyordu yaşlılar. Tabii biz de çocuktuk ama biz de içiyorduk. Şöyle bir göstereyim nasıl sapsarı oldu. Suyunu dökmeden çıkaramayacağım. Şimdi içinden lahanayı çıkaracağım. Arkadaşlar lahanayı şöyle elimle çıkartmak zorundayım. Tuzu o kadar güzel ki. Sirke koymuyorum, limon tozu koymuyorum, hiçbir şey koymuyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle ayıracağım ikiye. Bu ince yapraklarından sarma saracağım. Yapraklara bir bakar mısınız şöyle? Ve bu kalın yerlerinden de kavuracağım. Kavurması şahane oluyor. Bak. Memlekette yerli tohum kalmadığından dolayı pazarda zor buldum. Ben lahanamı yapraklarına ayırdım. Bunlar sarmalık. Bu da göbeğini mutlaka yemek için bırakıyorum. Göbeğini çok seviyoruz. Göbeği çok ayrı lezzetli. Burada da bu koçalakları, koçalar diyoruz bunlara. Kalın yerlerini doğrayacağım şimdi. Kavurmalık. Bu acayip lezzetli oluyor. Çok seviyoruz bunu. Şöyle onu çok ufak şekilde olmayacak. Çatala gelecek şekilde. Arkadaşlar benim lahanam hazır doğrandı. Şimdi şöyle sıkıp suyunu kavuracağım için suyunu sıkıyorum. Tencereye korkarken tekrar sıkacağım.
Arkadaşlar ocağıma koydum tenceremi. Şimdi bir çay bardağı civarında böyle biraz bolca yağ koyuyorum. Lahana yağı kaldırıyor. Ve yağ kızmadan pul biber koyuyorum. Acı pul biberimiz, kendi biberimiz, böyle bol biberli. Ama acı sevmeyenler tabi acı koymayı da bilir. Yağım kızdı. Çok fazla kızınca da biberler yeniyor. Lahana sevişmeye başladı. Şöyle kapağını kapatıyorum. İlk etapta parlı ateşte, daha sonra kısık ateşte. Arkadaşlar ben yapraklarımı tekrar kovama koyuyorum. Suyu ilave edeceğim. 2-3 gün sonra yapacağım bunları. Allah'ın izniyle. Şöyle bunu da bırakıyorum. Sirkesiz, limonsuz. Aynı şekil baskı tekrar koymam gerekiyor. Baskı koymasam lahanalar yukarı kalkıyor, sararma yapıyor. Yani uygun bir kap mutfağımızda ne varsa, ama tabi cam koyuyorum ben genellikle. Şöyle. Hiç üstü parlanmıyor, bir şey olmuyor. Arkadaşlar şu anda hiç suyu kalmadı. Biraz su ilave ediyorum. Kendi suyundan, arzu eden içme suyu koyabilir. Şöyle hafif ateşte kaynasın kendiliğinden. Bazı lahanalar çok çabuk pişiyor, bazıları da çok ağır pişiyor. Bunu belirtmek istedim. Bu yemeği yaparken ağzım sulanmadı desem yalan söylerim. Oruçlu oruçlu bayağı bir ağzım sulandı arkadaşlar. Bu arada herkesin Ramazanı hayırlı olsun. Sağlıkla bayrama yetişmeyi nasip etsin Yüce Rabbim. Eskiler derdi ki Ramazanı gördük, inşallah bayramı da görürüz. İnşallah arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ara sıra kontrol edelim. Sus kalmasın. Sus kalırsa azar azar su ilave edebiliriz. Bu hemen hemen hazır. Biraz daha kaynayınca, böyle bugün oruç olduğu için tadamıyorum. Benim yemeğim hazır. Arkadaşlar bunun yanına bir de bulgur pilavı var ya, tadı, lezzetini anlatamam. Tavsiye ediyorum. Yanında bir de bulgur pilavı. Arkadaşlar benim yemeğim hazır. İster yemek değil, ister salata. Bulgur pilavı harika olacaktır. Zeytinyağlı. Soğuk tüketiyoruz bunu. Daha da pul biber korsak daha da güzel olacak. Tabii ki sevenler için. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar.
Videolarıma abone olursanız, beğeni tuşuna basarsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Yarınlarımız bugünlerden daha güzel olsun inşallah.